İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Aniören yeri Doğu Ermenistan'dan artık daha kolay görülebilecek. Konstantinopolis'te Osmanlı dönemi Ermeni ressamların resimlerine adanan sergi açıldı. Irak'taki protestolar yeniden başladı. Türk basınına göre Mısır Cumhurbaşkanı Libya'ya tanklar gönderdi. Rusya ve Suriye Dışişleri Bakanları Moskova'da bir araya geldi. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Filarmoni Orkestrası Çin'de 10 konser verecek. Gormin Asyan Uluslararası Katar Kupası Halter Yarışması şampiyonu. Doğu Ermenistan ile Batı Ermenistan sınırında Ani kalıntılarının bulunduğu Batı Ermenistan'ın Ocaklı köyünün tam karşısında bulunan Doğu Ermenistan'daki Norşen köyüne giriş düzeni değişti. Eskiden bu köye ancak Rus sınır askerlerinden özel izin alanlar girebiliyordu. 2020 yılından itibaren isteyen herkes özel izin almadan köye girebilecek ve oldukça yakın mesafeden Türkiye sınırları içerisinde bulunan Ani şehrini izleyebilecek. Doğu Ermenistan'ın Şirak İdari Bölgesi'nde bulunan Norşen Köyü ve Ani kalıntılarının arasında Ahuryan Nehri geçiyor. Ermeni Pakraduni Hanedanı'na milattan sonra 961-1045 yılları arasında başkentlik yapan Ani, dönemin kültürel, dini ve siyasi merkezlerinden biriydi. Mimari olarak tüm dünyanın ilgisini çeken Ani Ören yeri, başkentlik yaptığı dönemlerde yaklaşık 100 bin kişilik bir nüfusa sahipti. Osmanlı döneminde resim sanatına büyük katkısı olan Ermeni ressamlara adanan bir sergi açıldı. Konstantinopolis İstanbul'da Tuval Sanatı Yatırımları adlı salonda düzenlenen Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeni ressamlar başlığını taşıyan sergi 20 Aralık 20 Ocak tarihleri arasında açık olacak. Bu haberi duyuran Türk Süper Haber Ajansı ayrıca imparatorluktaki Ermenilerin özellikle mimari ve resim çalışmalarında büyük ün kazandığını da hatırlatıyor. Yayında Ermeniler kastedilerek onlar sarayların süslemesinden tiyatro dekoruna, muhteşem Boğaziçi kıyı yapılarından ilk meclis milletvekillerinin sertifikalarının tasarımına kadar yaratıcı beceri ve ustalık gerektiren bir dizi eserler yarattıkları yer alıyor. Sergide sunulan önemli tuvaller arasında Beşiktaşlı Civanyan tarafından İstanbul, Samatyalı Simon Yazıcıhan'ın 1882 yılına ait Falcı Kadın ve Trabzonlu Bizant Kocamanya'nın Eşekler adlı tuvalleri yer alıyor. Irak'taki protestolar politikacıların yeni başbakanın adaylığı konusunda anlaşamadıkları üzerine yeniden başladı. News AM'in aktardığı habere göre göstericiler ülkenin güneyindeki büyük şehirlerde lastikler yaktılar ve bu okulların ve devlet kurumlarının kapatılmasına neden oldu. Başbakan adaylığıyla ilgili müzakereler dün akşam adaylık süresinin sona ermesinden sonra çıkmaza girdi. Göstericiler pazartesi günü okulların ve kamu binalarının kapatıldığı Güney Divinya, Nasiriya, Hut ve Amara şehirlerinde sivil itaatsizlik eylemleri hakkında açıklamada bulundu. Türk basınında Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi'nin Türkiye'nin olası Türk işgalini önlemek için Libya'ya tanklar ve askeri birlikler gönderdiği yer almaktadır. Yukarıdaki yayınlara göre konuyla ilgili haber İsrail özel servislerine yakın Debka File adlı haber sitesi tarafından bildirildi. Tanklara ve askeri birliklere ek olarak Mısır Hava Kuvvetleri'nin de olası Türkiye aleyhine eylemlere hazırlanmaları emredildiği ifade ediliyor. Türkiye daha önce Libya'ya asker gönderme niyetini açıklamıştı. Türk basını Mısır'ın bu adımlarını bu açıklamaya yanıt olduğunu düşünüyor. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli mevkidaşı Valet Muallem ile Moskova'da yaptığı görüşmede Suriye'nin barış yolunda olduğunu söyledi. Lavrov, Rusya'nın desteklediği Suriye hükümet güçlerinin Suriye'nin çoğunu kontrol altına almasının ardından bunun mümkün olduğunu söyledi. Amerika'nın sesinin yazdığına göre Muallem de kendi sırasında ABD'nin yasa dışı Altunf havaalanından Homs petrol sahalarına insansız hava araçlarıyla saldırılarını eleştirdi. Suriye hükümet kuvvetleri Kuzeybatı Suriye'deki muhalif savaşçılara karşı askeri operasyonlara devam ediyor. Askeri operasyon sırasında ayrıca İdlib'deki sivillere karşı füze sistemleri ve diğer saldırı silahları da kullanıldı.
Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Filarmoni Orkestrası, orkestranın sanat yönetmeni ve baş maestrosu Edvar Topçan yönetiminde konserler vermek için Çin'e gidecek. Armen Press'in aktardığına göre orkestra performanslarının 27 Aralık 2019 ile 9 Ocak 2020 arasında planlanmaktadır. Orkestra, Şanghay Büyük Tiyatrosu ve Pekin Ulusal Opera Tiyatrosu dahil olmak üzere Çin'deki 9 kentin konser salonlarında 10 konser verecek. Turlar, Çin Uluslararası Armstrong Müzik ve İngiltere Wright Müzik Menajerliği kuruluşları ile Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenecek. Doha'daki Uluslararası Katar Kupası Alter Şampiyonası'nda artı 109 kilogram alterciler arasındaki mücadelede dünya ikincisi Gormin Asyan altın madalya kazandı. Aynı ağırlıktaki bir başka Ermeni alterci Avrupa bronz madalya sahibi Ruben Aleksanyan gümüş madalya kazandı. Gormin Asyan koparmada 198 kilogram, sitmede 226 kilogram kaldırdı ve toplamda 424 kilogram ile birinciliği elde etti. Batı Ermenistan Ermeni sporcuları tebrik ediyor ve onlara daha fazla zaferler diliyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Datebik Sazandaryan tarafından seslendirilen Gusan Şeram'ın Amberen Yelen adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.